Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli saat problemleri çözeceğim, anlatacağım. Problemleri yazarken soruları biraz zor hazırladım. Bakalım bu zor soruları çözerken nelere dikkat edeceğiz, neler yapacağız bunları sizlere göstereceğim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen başlıyorum. Büyükleriniz kanalıma abone olabilirler. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı da takip edebilirler. Birinci sorumuz şöyle. Arkadaşımla öğleden sonra yandaki saatte buluşacaktık. Arkadaşım 55 dakika geç kaldığına göre saat kaçta buluştuk? Şimdi ilk önce şuradaki saati yazmamız gerekiyor. Öğleden sonra olduğunu unutmayalım. Şimdi bakın burada akrebe bakacağız tabii. İlk önce saati yazacağız, sonra dakikaları. Akrebe baktığımızda 4'e çok yaklaşmış ama henüz 4'e gelmemiş. Nereden anladım? Çünkü yelkovan bakın başlangıç noktası dediğimiz 12'nin olduğu yere gelmemiş henüz. Az kalmış, 10 dakika kalmış. O zaman ben burada saati 4 olarak yazamam. Biz saatleri yazarken geçtiği rakamı yazıyoruz. Henüz ulaşmadığı rakamı yazmıyoruz. Çünkü daha 4'e gelmedi. O zaman ben ne yapacağım? 3 yazacağım. Yalnız buradaki 3'ü öğleden sonra yazacağım için başka bir şekilde ifade etmem lazım. Peki nasıl ifade edeceğim? 12'den sonra hatırlayın 13, 14, 15. Yani 3'ün olduğu yere biz 15 diyorduk. Saatleri yazdım. Şimdi dakikaları yazacağız. Yelkovana baktığımda 5'er 5'er sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yani saat şu anda 15:50. Bu saatte buluşacaklarmış. Ama arkadaşım diyor 55 dakika geç kaldı diyor. O zaman saat ilerledi değil mi? Ne yaparız? Toplama yaparız. Toplayalım. 05 daha 5, 55 daha 10. Şöyle dakikaları ayrı yazacağım. Biliyorsunuz saatlerle işlem yaparken dakikaları ayrı topluyoruz. Sonra buradaki fazlalıkları buraya vereceğiz. Saatlerle toplanacak bir şey yok. Şu anda 15. Bunu yazdık. Bakın 15:105. Şimdi 15:105 diye bir saat olmaz. O zaman ne yapacağız? Buradaki fazlalık dakikalardan 60 dakikayı alıp yan tarafa vereceğiz. Yani 105'ten 60 dakikayı çıkaracağız. Bunu 1 saat yapacağız ve yan taraftaki komşuya vereceğiz. Bakalım ne kadar kalıyor? 5, 4. Yani 1 saati verdik. Burası kaç oldu şimdi? 16. Geride ne kadar kaldı? 45 dakika kaldı. Demek ki 16:45'te buluşmuşlar. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. İkinci sorumuz. Pazar günü saat 22'de uyuyan Berke, ertesi gün 7:30'da uyanmış. Berke kaç saat, kaç dakika uyumuş? Şimdi böyle bir soruda iki işlem yapmak lazım. Niye? Çünkü pazar günü 22'de uyumuş ama saat 24 olduğunda pazar günü bitiyor. Yeni bir gün başlıyor. Pazartesi başlıyor. Berke bu arada uyumaya devam ediyor. Yeni günde de uyuyor. Biz ilk önce pazar gününü hesap etmeliyiz. Pazar günü 24'te bitiyor. İlk önce bakalım 22'de yatmıştı. Çıkaralım bakalım ne kadar uyudu. Kaç saat uyudu. 0, 0. 4'ten 2 çıktı. 2, 0. Demek ki pazar günü 2 saat uyumuş. Pazartesi günü de 7:30'da kalktığına göre 7 saat 30 dakikada o zaman uyumuş. 2 saati de ekleyelim şimdi toplayalım. Toplamda ne kadar uyuduğunu göreceğiz. 0, 3. Dakikalar 30. 7, 2 daha ne oldu? 9. Demek ki Berke 9 saat 30 dakika uyumuş diyeceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Öğleden sonra resimdeki saatte başladığımız sınav 100 dakika sürdü. Sınav saat kaçta bitmiştir? Şimdi ilk önce şuradaki saati yazalım. Bakın akrebe baktığımızda 2'ye geliyor ama 1'i geçmiş, 2'ye henüz ulaşmamış. O zaman ne yapıyoruz? 1 yazıyoruz. Yalnız öğleden sonra olduğu için ne yapacağız? 13 yazacağız değil mi? Çünkü 1'in olduğu yere 13 diyoruz. Öğleden sonra diyordu. Saati 13 olarak yazdık. Dakikalar 5'er 5'er saydığımızda 45. Saat şu anda 13:45. Sınav 100 dakika sürmüş. Şimdi 100 dakikayı biz ne yapalım? Saat ve dakika olarak ayıralım. Yani bir tane 60 çıkaralım. 1 saatini ayıralım. Geriye ne kalıyor? 40. Yani 1 saat, hatta şöyle yüzü göstererek yapayım. 1 saat 40 dakika oluyor.
100 dakika. Şimdi bu 1 saat 40 dakikayı ne yapacağız? Saatimizi ilave edeceğiz, toplayacağız. Toplayalım. 5, 4, 4, 8, 3, 1 daha 4 ve 1 aşağıya. Saat 14.85. Tabii ki 14.85 olmaz. Ne yapmalıyız şimdi? 85'ten 60'ı buraya vermeliyiz. Hatta şöyle de gösterebilirsiniz sevgili öğrenciler. 85'i mesela şöyle ayırın. 60 dakika ve geriye ne kalıyor? 25 dakika. Bu 60 dakika 1 saat veriyoruz yan tarafa. Yan tarafa oldu 15 ve ne kaldı? 25. Demek ki sınav bittiğinde saat 15.25'miş. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Dördüncü sorumuz. Yusuf ve arkadaşları saat 10.30'da futbol maçına başladılar. 45'er dakikalık iki devre oynadılar. Arada 15 dakika mola verdiler. Maç bittiğinde saat kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. 2 tane 45 dakika, değil mi, oynamışlar. Bir de 15 dakika. Bunları bir araya getirelim. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. 45, 15 daha 60 dakika yapıyor. Bu 1 saat, yani 1 saat 45 dakika oynamış oluyorlar. Ama öbür türlü göstereyim ben size. 15, elde var 1, 5, 9, 10. 105 dakika oldu. Şimdi 105 dakikayı ne yaparız? Dakika ve saat olarak ayırırız. Yani 105'ten 60'ı çıkarırız. 1 saate ayıracağız. Geriye ne kalıyor? 45. İşte buradan da görebilirsiniz. 1 saat 45 dakika. Bu kadar sürdü. Ne zaman başladılar? 10.30'da. Yazalım. 1 saat 45 dakika. Toplayalım. Bakalım saat kaç oldu? 5, 4, 3 daha 7, 1, 11.75. Tabii ki 11.75 diye bir saat olmaz. Bu 75'i ne yapıyoruz? Ayırıyoruz 60 ve 15 olarak. Bu 60'ı buraya 11'e veriyoruz. Oldu burası 12. Şuraya yazalım. Ne kaldı? 15. Demek ki Yusuf ve arkadaşları maçı bitirdiğinde saat 12.15 olmuş. Bu şekilde cevabı görmüş olduk. 5. sorumuzu yapalım. Öğleden sonra başlayan 130 dakikalık film bu saatte bittiğine göre saat kaçta başlamıştır diyor. Şimdi ilk önce buradaki saatimizi bir yazalım. Bakıyorum akrep 2'yi geçmiş ama öğleden sonra diyor. Yani 14 yazmalıyım. Henüz 15'e gelmemiş. O yüzden ilk önce akrebi yazalım, saati yazalım. 14. Dakikalara baktığımda 5'er 5'er saydığımda 40 geçiyor. Yani saat şu anda 14.40. 130 dakika önce başlamış o zaman film. Biz şöyle yapalım. 130 dakikayı saat ve dakika olarak ayıralım. Sonra da buradaki saatten çıkarma yaparız. Çünkü dediğimiz gibi önceden başlamış film. 130'u nasıl yapalım? İlk önce 1 saat ayıralım. 60 dakikayı. Ne kalıyor geriye? 70 kalıyor. Bakıyorum daha 1 saat daha ayırabilirim. Bir 60 daha çıkarıyorum. Ne kalıyor geriye? 10 dakika. Yani 2 saat 10 dakika ediyor. 130 dakika. O zaman şuraya yazalım. 2 saat 10 dakika önce başlamış o zaman. Ve ne yapacağız? Çıkaracağız. 0 dakikaları çıkarıyoruz önce. 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. Ve ne oldu? 12.30. Demek ki film başladığında saat 12.30'muş ve 130 dakika sürmüş ve şu anda 14.40'a gelmiş zaten. 6. sorumuzu yapalım. Ayşe sınavda 5 dakikada 4 soru çözdü. Aynı hızla soru çözmeye devam ederse 75 dakikada kaç soru çözebilir? Burada ilk yapmamız gereken işlem 75'i 5'e böleceğiz. Niye? Çünkü 75'in içerisinde kaç defa 5 dakika var? Çünkü Ayşe her 5 dakikada 4 soru çözüyor. Diğer 5 dakikada gene 4 soru çözüyor. Diğer 5 dakikada yine 4 soru. Yani 5'er 5'er ayırmamız gerekiyor 75 dakikayı. Bakalım kaç defa bu soru çözme işlemini yapmış oluyor. 75'i 5'e bölelim. 7'de 5 1 kere var. 1 kere 5 5. Çıkarıyorum 2. 25'te 5 5 kere var. 5 kere 5 25. Yani 15 defa 5'er 5'er yani 5 dakika 5 dakika bu şekilde soru çözmüş. Ve her seferinde 4 soru çözüyor. O zaman ne yapacağız? 15 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 1 4 2 de elde 6. Demek ki Ayşe
75 dakikada aynı hızda soru çözerse 60 soru çözmüş oluyor. Sıra geldi son sorumuza. Okulumuzda dersler, şurada fazlalık bir D harfi olmuş. Bilgisayarda yazarken bir tane fazla yazmışım. Okulumuzda dersler 40 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Sabah 9'da ilk ders başladı. Dördüncü ders bittiğinde saat kaçı gösterir? Şimdi böyle bir soruda, zor bir soru. Öğrenciler şöyle bir hata yapıyorlar. Dördüncü ders dediği için 4 ile 40'ı çarpıyorlar. Aslında doğru. 4 tane ders var ve 40'ar dakika. Sonra 4 ile 15'i çarpıyorlar. 15'er dakika teneffüs var ya. Fakat 4 ile 15'i çarpmayacağız. Neden? Çünkü 4 tane teneffüs yok. 3 tane var arasında. Şöyle şekilde göstereyim. Şu birinci ders. İkinci ders. Üçüncü ders ve dördüncü ders. Bakın hepsi 40'ar dakika değil mi dersler? Tamam. 4 tane 40'ı hesaplayalım. Hatta hemen yapalım. 40 ile 4'ü çarpalım. Bakalım kaç dakika geçiyor. 0, 4 kere 4, 16. 160 dakika dersler sürüyor. Bakın teneffüslere bakın. Kaç tane teneffüs var? 3 tane. Ne demişti bize? 4. ders bittiğinde. 4. ders bittikten sonraki saati soruyor. Teneffüs geçtikten sonraki belki bir teneffüs daha var ama onu sormuyor. 3 tane teneffüs var. O yüzden 15 ile de ne yapıyoruz? 3'ü çarpıyoruz. Bunlar da 15'er dakika sürüyor çünkü değil mi? Şöyle gösterelim. 3 kere 15, 45 dakikada bunlar sürüyor. Ve toplam geçen süreyi bulacağız şimdi. 160 ile 45'i toplayacağız. 5, 6, 4 daha 10. 205 dakika geçmiş oldu. Ve 9'da başlamıştı. Şimdi ne yapalım? 205'i biz saat olarak ve dakika olarak ayıralım. Bunu ayırmanın en güzel yolu şöyle 60-60 birer saat birer saat çıkaralım, ayıralım. Çıkardık bir kere. 5, 4, 145. Bir tane daha çıkaralım bir saat daha. Evet, 85. Peki bir tane daha çıkarabiliriz. 5, 25. Evet, ne oldu? Bu şekilde ayırmış oldum. Bakın 1 saat, 2 saat ve 3 saat. 3 saat ve 25 dakika oldu. O zaman sabah 9'da başlamıştı. Ve 3 saat 25 dakika oldu bu süreler. Şimdi bunları toplayalım. 5, 2, 12, 25. Demek ki 4. ders bittiğinde saat 12.25'miş. İşte böyle soruları da bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yani teneffüslerin kaç tane olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında matematikte veya diğer derslerde her zaman çok dikkatli olmalısınız zaten. Dikkatli olmak sizin başarınızı arttıracaktır. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.